Borsa İstanbul'un çok değerli genel müdürü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın çok kıymetli genel müdürü ve yöneticileri, Borsa İstanbul Grubu'nun değerli genel müdürleri ve yöneticileri. Borsa İstanbul, çalışmalarını 40 yılı aşkın süredir kültür ve sanat alanında kesintisiz olarak sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın bu sene 5.sini düzenlediği İstanbul Tasarım Bienali'ne yüksek katkıda bulunan kuruluş olarak destek verdi. 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin açılışı ve borsamızın desteği için düzenlediğimiz gong törenine hepiniz hoş geldiniz. Beşinci İstanbul Tasarım Bienali izleyicilerini 3 eksende bir araya gelen bir programla karşılıyor. Dijital ortamda yayınlanacak Eleştirel Yemek Programı adlı video serisi, Akdeniz Havzası'ndan projeleri, Cihangir'deki Ark Kültür'de bir araya getirecek Kara ve Deniz Kütüphanesi programı ve bir arada yaşamayı yeniden ele alan projelerin Pera Müzesi'nde ve kentin farklı noktalarında sergileneceği Yeni Yurttaşlık Ritüelleri adlı müdahaleler dizisi. 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin teması empatiye dönüş, birden fazlası için tasarım başlığını taşıyor. Bienal, yıl boyunca empati sözcüğünün anlamı üzerine düşünecek, bu kavramın tasarımdaki yerini araştırırken tasarımın bizi nasıl bir araya getirdiğiyle ilgilenecek. Şimdi gelin hep birlikte törenimize, tanıtım videolarımızı izleyerek başlayalım. Beşinci İstanbul Tasarım Bienali, şehrin farklı köşelerinde, ücretsiz. Bienal sponsoru Vitra. Sahneye gong törenimizi gerçekleştirmek üzere Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Mehmet Hakan Atilla'yı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Sayın Görgün Taner'i, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yeşim Gürer Oymak ve Tasarım Bienal Direktörü Sayın Deniz Ova'yı davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, hep birlikte geri sayım yapacağız. Bize geri sayımda eşlik ederseniz çok seviniriz. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın değerli yöneticileri, şahsım ve kurumum adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz tasarım, aslında en güzel tasarım insan ve hayat, yaşam. Biz bilinçli veya bilinçsiz şekilde bize tasarlanmış bu dünyada yaşıyoruz. Zaman zaman bozmaya gayret ediyoruz ama genelinde çok iyi tasarlanmış bir yapı olduğunu kabul etmek lazım. Tasarım deyince benim aklıma öncelikle empati. Empati kurmak ve algı geliyor çünkü bir sorunu veya ihtiyacı tespit etmek istiyorsanız hem algı noktasında hem empati noktasında gelişmiş olmanız icap ediyor. Devamında sorunla ilgili bir yeniden düşünme, analiz etme, belki farklı düşünme noktasında kendinizi konumlandırmanız lazım. Ve nihayetinde üretimi geliştirme aşaması tasarım. Yani bunlar tabii için kıda söylendiğinde kolay, çok basit kolay geliyor ama uzun bir yolculuk oldu. Tabii ki farkındayız biz. Biz de Borsa İstanbul olarak yatırımların tasarlanmasında, tasarımında
Hatta insanların geleceğinin tasarlanmasında onların yanında yoldaşı, gönülleri ve akılları olmak istiyoruz. Kendimizi öyle konumlandırdık. Bu noktada İstanbul Kültür Sanat Vakfı da sanatı ve kültüre, topluma sağladığı katkılarla bunu geliştirmek için yaptığı gösterdiği çabalardan dolayı çok nadire güzide bir grup. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Hoş bir tesadüf. Hem Borsa'nın hem İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın logoları tasarım anlamında çok yakın birbirlerine. İkisi de figür olarak ilerleyi seçmişler. İnşallah bu işbirliği bu ortak payla artarak devam eder. Önümüzdeki yıllarda da desteğimizi sürdürürüz. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, sizden sahnede kalmanızı rica ediyoruz. Günün anısına hediye takdimi için Sayın Görgün Taner'i, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yeşim Gürer Oyma ve Sayın Deniz Ova'yı tekrar sahneye davet ediyorum. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederiz.